Sevgili izleyiciler, iyi geceler. Yine birlikteyiz, zaman kaybolmazdayız. Geçen hafta Profesör İlber Ortaylı bizlere İslamiyet'in 7. yüzyıldan sonra yayılışını anlatmaya başlamıştı. Ve Emevileri konuşmuştuk. Hem Orta Doğu'daki Emevileri, hem İspanya'da Endülüs Emevilerini anlatmıştı. Avrupa'da İslam'ı anlatmıştı. Bugün devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Abbasilerle başlıyor. Hocam, şimdi 750'de Abbasilerin önderi Ebul Abbas Sefa Emevi egemenliğine son verdi. Evet. Bundan sonra ne oldu? Abbasileri nasıl tanıyoruz? Şimdi tabii... Hanedan üyelerini de öldürdü. Hanedan üyeleri Emeviler Suriye'den silindiler. Silindiler ama hanedan silindi. Suriye bugüne kadar Emevi ülkesidir. Yani bunun böyle olduğunu bilmek lazım. Laik dönemde, modern devirde bile Suriye historiografisinde, tarih yazıcılığında, okul kitaplarında her zaman için Emeviler devri bir şaşaa ile anlatılır. Abbasiler o kadar vurgulanmaz. İşin esası da şudur ki Emeviye devri de modern çağdaş Arap milliyetçiliğine daha çok hitap eden bir altın devirdir. Arap milliyetçiliği. Çünkü Abbasiler devrinde iş değişiyor. Nasıl değişiyor? Bir kere şunu unutmayalım. İslam internasyonalize oluyor. Yani bir kere Yunanca, daha evvel Süryaniler yoluyla, yani bizim bugünkü bildiğimiz Süryaniler, Aramiler yoluyla Aramca'ya çevrilmiş. Justinian Roma hayranı, Latince hayranı bir hükümdardı. Yunan dilini ve felsefesini bilmez ve sevmezdi. Zaten bağnaz bir Hristiyan tutum da vardı, yaygın değildi. Bu bağnaz Hristiyan tutum Helenizmi küçümserdi, düşman görürdü kendine. Onun için Atina felsefe okulu kapatıldı. Yani okulun tabelasını indirip kapısına kilit vurmak gerekiyor. Ama o filozoflar, o düşünce makbul olmaktan çıkarıldı. Şimdi bütün o filozofların deyişleri, eserleri falan süratle Aramca'ya çevriliyor. Bizim Süryaniler yapıyor onu. Ve bunun üzerinden de Arapça'ya çevrilecek. Onun için 8. asrın sonu, yani Abbasi hakimiyetinin ilk dönemi bilhassa bu çevirilerle meşhurdur. Huneyn bin İshak, oğlu falan, yani bunlar Arapça'ya çeviriyorlar. Ve o kadar ki Harun Reşit'in halefleri olan Emin Memun Mutasım zamanında Darül Hikme kuruluyor Bağdat'ta. Yani kocaman bir tercüme evi bu böyle. Şakır şakır. Şimdi işe bakın. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre bugünkü Arap dünyasının tercüme kapasitesi fevkalade kötü. Öyle mi? Ama bir dönemi var ki beşeriyetin Arapçaya çok şey borçlu. Bu da Abbasiler dönemi. İşte Abbasiler dönemi ve ya İslam ilminin yayılışı diyebilir miyiz? Bir kere Helenizasyon çok önemli. Helen dili kullanılıyor. İbran dili kullanılıyor. Yani o devrin İslam uleması bugünkü gibi değil. Aramca biliyor ve İbranca çok iyi biliyor. Mesela şey, Orta Asya'ya kadar bir dünya düşün. Bugünkü Özbekistan Cumhuriyeti, hatta bugünkü Türkmenistan Cumhuriyeti kısmen şeydir, Dari konuşur, Farsça konuşur. Fars bölgesidir. Ve buralardaki insanlar müthiş Arapça öğreniyorlar. Kim bunlar mesela? Termez bugün Özbekistan-Afganistan sınırında bir şehir. Özbek tarafında kalan. Oradan çıkan et Tirmizi'nin Arapça lügat ve grameri elan kullanılıyor yani en iyisi. Efendime söyleyeyim, bütün bildiğimiz büyük alimler çıkıyor. Ve İslam aleminin bir İranizasyonu var. Büyük adamlar çıkıyor. Mesela Maverdi, Ahkam-ı Sultan'a, Kureyş'in hilafetinin meşru olduğunu, onlara ait olduğunu o savunur. O yüzden bizim Sultan II. Abdülhamit bu kitapları toplatıp yaktırırdı. Hay Allah. Ama doğru yani, şimdi hali hilafet Türklere aitken biri çıkmış adamın orada.
Maverdi kitapları basıp dağıtıyor ve ona göre de işte bizde kalacak bu hilafet falan diyorlar. Bunlar çünkü Hazreti Muhammed'in sülalesi soyundan geliyorlar. Efendim, değil mi? Hayır. Şimdi bakın yani, Ehl-i Beyt takımı yani Hazreti Ali ve Hazreti Fatma soyuna hilafetin ait olması yani peygamber evine ailesine ait olmasını savunmak bir siyasi doktrindir. Ona göre hadisler de çıkarılmıştır falan. O ayrı. Fakat burada öyle bir şey yok. Kureyş'e ait diyor. İlla bu demek değil. Yani hani Araplık olacak diyor. Ve bunu 19. asırda insanlar savundular. Hristiyan Araplar diyen mühim mesele İstanbul'daki halifeyi kaydırsınlar altından. Türklerin hükümdarı olarak kalsın. Tabii bunu yemez burası bu şey tam tabiriyle. müthiş bir çevirme. Eski Farsça, Pahlevi üzerinden eski Hind'e açılma. Bunlar bu dönemde. Eski Helen kültürü, eski Roma kültürü, çevirme. İşte ne bileyim Ptolemaios'lar Batlamyos oluyor, bilmem ne. Galenus'lar işte Calen oluyor. Platon, Platon oluyor falan, Eflatun oluyor. Aristoteles oluyor. Aristoteles muallimi evvel, Farabi muallimi sani. O derecede bir saygı var. Ve tabii çok büyük patlamalar var. Çünkü biliyorsunuz Yunan-Roma geleneğinde dört işlem çok zayıftır. Geometride kalır. Trigonometri faslına aritmetik geçiş kolay yani. Değil. Aritmetika var, geometriye de var. Trigonometri belki yok demek. Şimdi sıfır geliyor Hint'ten. Sıfır hiç değildir. Yani hiç yokluk değildir. Bir sayı. Sıfır operasyonel bir sayıdır. Bunu kullanıyorlar. O zaman ne oluyor? Cebir, Arap ilmi. Şimdi bunların tabii bir sürüsü de bilinmezdi. Cebir dersin, bırak Avrupalıları, bizde bile bir takım Frank kafalılar. Sen ne der ki işte bu böyle şeyle başlayan çok efendim zaten Descartes her şeyin başı. Ondan evvel düşünen yok çünkü. İşte çok Bacon'a falan inerler. Oxfordlu Roger Bacon'a falan böyle yahut Anselm de Canterbury'ye falan. Halbuki iş öyle değil. Ve Avrupa tabii yine bu işi araştırdı. Yani bilimin tarihini ve İslam'ın rolünü yine Avrupa araştırdı. Onlara düştü araştırdı. Çok önemli, evet. Ve bakıldı ki tabii muhteşem bir kesiklik yok medeniyette. Mısır'ın kimyası devam etmiş. Biyolojisi, botaniği devam etmiş. Biyoloji demeyelim de ona botaniği, zoolojisi devam etmiş. Tıp devam etmiş Yunan, Roma tıbbı ve daha gelişerek. Ve o tıbbın bir ayağı da tabii Hint ve Cundüşapir, eski İran. Cundüşapir çok önemli bir tıp merkezi ve tabii İbrani tıbbı. İbrani tıbbın ne anlama geldiğini bugün hala batıda bir sürü sıradan hekim bilmez. Ya adam bakarsın çok büyük de hekimdir, işini bilir. Tarih tarafı zayıf olduğu için farkında değildir. Halbuki nedir İbrani çok, tıbbı? Mısır'ı anladık mumyalardan. İbrani tıbbı da bir takım sağlıklar, bilmem neler, tedbirler, hijyenler, koşerler, yasaklar. Mesela burada söylemekte hiçbir beis yok. Kadının hayzı yani aylık regli sonunda ki temizlenme kuralları, hijyen kurallarını İbrani tıbbı çok dikkat eder. Yani bu bir dini kuraldır. Böyle temizlenir. Üretimle de çok yakından ilgili. Böyle temizleneceksin diyor mesela. Mutlaka boy abdesti alıyor bundan sonra. Ve bazı aletler, şeyler kullanıyor temizlemek için. Çok önemli. Jinekoloji doğdu diyebilir miyiz? İşte jinekoloji o zaten bir tarafıyla. Yani çok önemli bu. Şunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin. Onların çoğu hijyen. Ve İslam bunları almış yani. Şey devret. Çünkü arada Hristiyanlıkta o yok. Ve hassaten yok. Saint Paul dikkat etmiş ona. Yani bu gibi şeylerle kitle alay etti, intibak edemediği için hani bugün nasıl Avrupa'da işçi sınıfı alay edebilir mi? Yine domuz yemiyorsunuz, ağzınızın tadını bilmiyorsunuz falan. Mesela sünneti serbest bırakıyor. Şunu bunu yeme işine karışmıyor. Sizin bize vereceğiniz ruhunuz ve kendiniz diyor.
kilisenin üyesi olacaksınız. Onun gibi bir şeyler. Şimdi bu bir gelişmedir. Bu bir gelişmedir. Dikkat edilecek bir konudur. Böyle bir geçiş söz konusudur. Dolayısıyla Abbasi dönemi milletlerin idaresidir. Bakıyorsunuz Ebu Hanife gibi İran asıllı bir adam hukukçuların üstadı oluyor yani, değil mi? İmam-ı Azam hukuk oluyor hukukta. Bayağı ciddi. Ve çok da şey, fedakar adam biliyorsun. Kadil Kudat tayin ettirmemek için kendini sopa yiyerek öldü Sabit İbni Kurra. Dayakla öldürdüler. İlla olacaksın diyor, işine geliyor. Olmam dedi, dayakla öldü. Yani öyle şey, keyfine düşkün bir hukukçu falan da değil. Ki Türklerin hemen hemen ekseriyetle takip ettikleri hukuk mektebi budur. Bu efendim bir mezhep falan değil. Hukuk evet. Mezhebi, hukuk yolu. Bir şeyden, şimdi bitiyor, yönetmenim kulağıma anons etti. Şu, hani bu Binbir Gece masallarında da çok bildiğimiz bir Harun Reşit vardır. E tabii, çünkü şimdi büyük bunların hükümdar olduğu için sanatların, ilimlerin parlak zamanı, Fransa'nın Louis XIV, 14. Louis'i gibi. Genellikle o eski Kalübela'dan kalma masalları hep Harun-ı Reşit'e koyarlar, bilinen biri. Yani ehli keyif, zengin, sarayı var, Harun-ı Reşit. Mesela